Efendim, herkese merhabalar. Bugün hava çok yavaştı. Kış kapıda, her an kar yağabilir. Dikkatli olmakta, araçlara dikkatli sürmekte fayda var. Evet, bugün paradan bahsedeceğim. Birikimden bahsedeceğim, bütçe yapmaktan bahsedeceğim, tasarruftan, emtialardan bahsedeceğim, dövizden bahsedeceğim. Evet, zengin olmak hepimizin hayali. Peki, ne yapmalıyız? İlk başta kazancınızı denkleştirin. Gelirlerinizi ve giderlerinizi eşitleyin. Buradan bir şey arttırmaya çalışın. Ama 50 lira, ama 100 lira, ama 200 lira. Ne yapın? Yapın, bunu biriktirin. Biriktirdiğiniz bu miktarları çeşitli yatırım araçlarına yayın. Bireysel emeklilik, fonlar, emtialar, dövizler alabilirsiniz, altın alabilirsiniz veyahut faizle mevduat hesabı açabilirsiniz. Faize hassasiyetiniz varsa kar payından faydalanabilirsiniz. Ancak hepsini aynı sepete koymayın. Burada buna çok dikkat edin. Sabırla bekleyin. Küçük paralarla uzun vadede anlamlı birikimlere ulaşmak mümkün. Maalesef toplumumuzda böyle bir alışkanlık yok. Yapılan bir ankette sorulmuş ve Türkiye'de tasarruf yapma oranı %14. Çok düşük. Vatandaşlarımızın %86'sı tasarruf yapmıyor. %14'lük kesimin sadece %8'i düzenli birikim yapıyor. Koskoca ülkemizde düzenli tasarruf yapan %8'lik bir kesim var. Bu oran çok düşük. Yapılan bir ankette yine "Neden tasarruf yapmıyorsunuz?" diye soruluyor. İki farklı cevap veriliyor. Bunlardan birincisi, "İleride elime toplu para geçince tasarruf yapacağım." Yani ya milli piyango ya miras kalacağım vesaire, bu tür cevaplar veriliyor. Bunu diyen var. Bir de ikincisi olarak, küçük paralarla birikim mi yapılır? Küçük paralarla bir şey olmaz diyen bir kesim var. Vatandaşımız bu yüzden tasarruf yapmıyor. Başka yapılan bir ankette yine soruluyor. Emeklilikte rahat bir yaşam geçireceğinizi düşünüyor musunuz? Buna evet diyenlerin oranı %10. %90'ı ise emeklilikte rahat yaşam süreceğinden emin değil. Evet. Düzenli tasarruf yapalım. Düzenli bütçe yapalım. Umut var. Çok karamsar olmaya gerek yok. Karamsar olmayalım. Örneğin 25 yaşında birikim yapmaya başlayan birisi ayda 300 lira ile başlarsa 60 yaşına geldiğinde bu 300 lirası 270 bin Türk lirası oluyor. Tabii ki de %4 reel getiriyle büyük bir meblağa ulaşabilir. Bunun için güzel bir varlık dağılımı yapmalıyız. Bir miktar hisse senedi, bir miktar altın, bir miktar döviz, bir miktar vadeli mevduat yapalım. Uzun vadeli %4 reel getiri sağlarsa 60 yaşında 280 bin Türk lirası oluyor. Bu sadece 300 lira ile. İlerleyen yaşlarda 1500 lira, 2000 lira bile ayırabilir. O zaman o rakam çok daha büyük olur. Peki bu 280 bin, 300 bin liranın önemi nedir? OECD'nin yapmış olduğu bir araştırma var. Dünyada 8 milyar insan yaşıyor. World Bank rakamlarına göre
8 milyar insanın %71'i günde 10 dolardan az para ile yaşıyor. Yani dünya fakir bir yer. Evet. 8 milyar nüfusu dünyanın 1,5 milyarı açlık sınırında geçinmektedir. Günde 1,5 dolar ile yaşıyor. Onun için 100 liralar, 100 liralar büyük para mı, küçük para mı diye düşünüyoruz. Ancak eğer 7500 dolar paranız varsa dünyadaki insanların %50'sinden daha zenginsiniz. Evet, 7500 dolarlık bir birikiminiz varsa dünyadaki insanların %50'sinden daha zenginsiniz. 280 bin Türk lirası birikmiş paranız varsa dünyadaki insanların %90'ından daha fazla zenginsiniz. Bizim gibi sıradan insanlar için küçük büyük fark etmeksizin düzenli para biriktirerek %50'sinden daha fazla zengin olabiliriz. Bizlere düşen görevlerden bir tanesi de çocuklarımıza paranın değerini öğretmek. Bizim kültürümüzde ne yazık ki paranın değeri, para konuşulmuyor, öğretilmiyor, sorgulanmıyor. Çünkü ayıp karşılanıyor. Bu doğru değil. Parayı konuşmamız lazım evde. Paranın esiri olmamalarını, ama paranın sahibi olmalarını, parayı yönetebilmelerini ve paranın değerli bir şey olduğunu çocuklarımıza öğretmemiz gerekmektedir. Para zor kazanılır, kolay harcanır. Parayı çarçur etmemeliyiz. Bütün bunları prensip edinip hayatımız boyunca kullanmalıyız. Para harcarken kazanılır. Parayı nasıl harcayacağımıza çok çok dikkat etmeliyiz. Evet, parasını yöneten hayatını yönetir. Tabii ki paradan çok da önemli şeyler var. Ailemiz, okulumuz, sosyal sorumluluk projelerimiz, işimiz. Ancak para diye de bir kavram var ve gerçek var. Parayı tanımamız lazım. Paranın nasıl kullanılıp biriktiğini bilmemiz lazım. Tabii ki zor, ancak öğrenilince bu kolaylaşıyor. Evet, bütçe yapalım. Yani bütçe yapmak çok zor değil. Dört işlem bilen herkes yapabilir. Hatta hesap makinelerinden bile faydalanabilir. Giderimizi yazalım. Ay başında ne kadar nasıl harcıyoruz bunları not edelim. Borcumuz varsa önce borcumuzu kapatmalı, yoksa faiz işler, daha da borçlanırız. Faiz işlememesine dikkat etmeliyiz. Evet, çok önemli atasözlerimiz de var. Ak akçe kara gün içindir demişler. Yani para insanın dar, sıkıntılı zamanında gereklidir. Kötü zamanlarda parayı kullanmaktan kaçınmamamız gereklidir. Başka bir atasözü, damlaya damlaya göl olur. Yani ufak ufak biriken şeyler uzun vadede gözle görülen meblağa ulaşır. Bu bir büyüklüğe ulaşacağı için küçümsenmemesi gerekir. Bugün azar azar biriken şeyler, yarın birikerek dağ gibi bir niceliğe sahip olur. Bu yüzden az diye küçümsememeliyiz. Küçük şeylerin değerleri iyi bilinmeli, boş yere israf edilmemelidir. Üçüncü atasözümüz, gençlikte taş taşı, yaşlılıkta ye aşı. Bunun anlamı da şudur: gençlikte enerjinin ve kuvvetin zirvede olduğunu, bu dönemde çalışılıp birikim yapılması gerektiğini ve yaşlılıkta da bu birikimleri kullanıp rahat bir yaşam sürebileceğimizi anlatmaktadır. Evet, dördüncü ve son atasözümüz: ayağını yorganına göre uzat.
yapılacak olan harcamalar geliri asla aşmamalıdır. Genel olarak kişinin kazandığından çok gereksiz yere harcamasıyla beraber zaman içinde kötü duruma düşebilmektedir. Bu durum keder ve üzüntü getirir. Yani mutlaka harcamalar gelire göre belirlenmelidir ve fazlası aşılmamalıdır. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız, sağlıcakla kalınız.